Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize selamlar, saygılar yolluyorum. Almanya, Frankfurt'tan hepinize saygılar, sevgiler. Bizi sorarsanız inşallah iyi olmaya çalışıyoruz. Bizim bugün karantinamız bitti. Size böyle haber vermek için iyiyiz diye, çocukların testleri iyi çıktı diye kimisi yazdı bana. Instagram'dan, kimisi YouTube'dan böyle toplu hepinize cevap vermek istedim. Sordunuz, yazdınız. Allah razı olsun hepinizden tek tek. Rabbim bu hastalığı kimseye vermesin. Bize hiçbirimize bulaşmamış. Çok şükür Allah'a. Bugün de çocukların karantinaları bitti. Biliyorsunuz ben de bu süre içinde işe de gidemedim. Yani ne olur ne olmaz biliyorsunuz anaokulunda çalıştığım için yasaktı oraya da gitmem, buraya da gidemedim. Bu süreci hepimiz işte evde geçirdik. Ondan sonra cime daha ne diyeyim size. Sonra böyle karantinamız bitti diye dedim Erdoğan'a kalebodur almıştık. Filizem böyle. Şöyle aynı bununla gibi. Dur. Ha bile kalebodur aldık. Yani bu desenden değil de böyle. Mutfağımın yerinden ara salonu. Adamın 15 tane 1.60'a 80 santim mi ne büyük galebodurlar idiler beğendiklerim. 15 tane yeter oraya diye Erdoğan hesapladı, ölçtü. Gittik parasını işte verdik 3-4 gün önce. Bugün de dedik alalım onları da usta gelene kadar dursunlar kelerde ne olur olmaz. Gittik adam diyor ki burada yok diyor. Sen parasını aldın. Nasıl yok? Yok diyor ben diyor sizden parasını aldım ama diyor. Şey burada diye az var diye. Siz 15 tane luk istiyordunuz dedi. Ama dedi burada dedi 5 tane var. Dedim niye aldın parasını o zaman? Yok deseydin ya aldım diye. Gidin diye o diye kapıdan diye istediğinizi diye seçin diye. Hangisini istiyorsanız alın diye. Benim müşterim var size bakamam dedi. Dedim bana bak. Hem hatayı yapan sen hem bakmayan sen. Böyle olmaz. Bizi hangisini alacağımızı göster. Biz onları alalım. Hangisinden alabiliriz yani? Paramız hangisine yeter? Öyle ya hangileri satılmış diye. Bir tane beğendim. Tamam dedi adam. Bir tane beğendim orada. Çektim de onu da size. O videoyu daha henüz yüklemedim ama. O çok güzeldi. Dedi ki olmaz dedi. O İtalyan galabodoru dedi. Filizin dedi. O dedi 7 tane geldi ondan dedi. O büyük. Var benim balkon kadar. Yani 3 tane alsan yeter benim ara salona düşünün yani. O dedi satılmış o palet satılmış dedi. O çok güzeldi. Sonra da darlandım zaten. Dedim Erdoğan'a istediği onu al ben karışmayayım dedim. O da dedi ki yok sen beğen. Ben de aradım Melek abamı. Dedim Melek abam sen beğen. Onunla bile işte karar verdik. O Melek abam ben Erdoğan bir taneye karar verdik. Yani karar veririm, beğenirim çok ama bize 15 tane lazım. Hep az geldi onlardan. O da bize yetmiyor, bir de devamı yok. Diyoruz ki bundan alalım, onun devamı yok diye, daha gelmeyecek. Buranın da öyle bir sorunu var işte. Devamı, çoğu destanın devamı yok. Neyse işte aldık Lars'ı, geldik onları şeye. Siz söyleyin. Keleri altı bodrum katına koyduk. Eve çıktım. Efe dedi ki anne köfte, salata, pilav istiyorum ben bugün dedim. İnşallah onun videosunu da ayrı yaparım. Buna katarsam çünkü çok uzun olur bence. Çünkü bir iki tane konu var konuşacak olduğum. Öyle oradan taşları alırken biz inşaat ustası sorduk. Orada bir abi de dedi ki var mı dedik. Onlar da dedi ki kalebodru satanlar. Yani telefon veririm size dedi. Arar sorarsınız dedim. Biz daha önce biliyorsunuz bir iki ustalan konuştuk. Siz düşünün diye bize zaman verdi. O arada da biz gene tabii ki bakarız bir iki ustada. Benim evimin duvarları yapılacak. 13 senedir ben evime boya bile yapmadım değerli takipçilerim. Buraya gelin geldim ben bu eve biliyorsunuz. 13 yıldır da aynı evimdeyim. Hiçbir yere ben taşınmayı uyana bu yana böyle işleri sevmiyorum. 13 senedir de aynı evimdeyim. Artık çocuklar yatamaylar. Benim evim çok küçük. Bu evim benim. 59 metrekare. Allah'ım olmayanı da versin inşallah.
Yani yetiği bize değil ama aslında yetmiyor. Yetmiyor yani, da yapacak bir şey yok. 13 yıldır işte ben buradayım. Dedim Erdoğan'a biraz burayı yenileyelim dedim. Çünkü çocukların yatakları hep kırıldı. Ben büyük odada ben yatıyorum. Büyük odadan çıkıp dedim size daha önce orayı çocuklara vereceğim. İnşallah ben küçük odaya geçeceğim. Çocukların odasına ben geçeceğim. Çünkü efendim burada ders çalışma alanı çok kısıtlı değerli takipçilerim. Çocuğun bir çalışma masası bile yok. O masayı almaktan değil de masayı koyacak yer yok. Odası çok küçük çocuğun. Dedim böyle olmaz dedim. Ben dedim buradan çıkacağım. Darmar benim odam olsun dar. Ama uşaklarım rahat yatsınlar. O yüzden de benim yatak odam şimdi küçük odaya olmay. Onlar hep yenilenecekler. Zaten eskidiler. Hep 13-14 senelik olacaklar. Boş ver. Ölümden uyana yol mu var? Ne yatalım, ele alalım mı? Zaten dünya kırılı gidiyor. Öyle işte orada bir adam da dedi ki size kulak misafiri oldum dedi. Ben dedi yapıyorum dedi. Firmam var dedi. Ama verdi bize neredeyse öbür adamın bir önceki ustanın 3 katı parasını teklif etti bize. Benim firmam var, işçilerim var dedi. Geldi evi baktı. Ama anlaşamadık onlarla da. Yani bu usta parası almaya da ben hiçbir şeye yaptırdığım yoktur. Ve Erdoğan bunların hepsinin kralini yapar. Yerinin laminatını yapar, fayans yapar, duvarları yapar. Bak buraları ben hep Erdoğan'a yaptırdım. Şuraları hep Erdoğan yaptı. Şu yerlerimi bakın. Hep Erdoğan yaptı buraları. Bunların kale bodurlarını, buraları hep Erdoğan yaptı. Ama benim balkonum çok su çekiyor. Yani üstü açık olduğu için balkonun yağdığı zaman yerleri, yani suyu hemen oradan sileceksin yerden. Yoksa görüyorsunuz bu aralar hemen yeşillanıyor. Ama buraları hep silirim bir şey olmasın diye, ama gene oluyor yani. Ama Erdoğan'ın işten vakti yok. Erdoğan'a bıraksan bu evi, Erdoğan buraya lazım. Erdoğan'ın bir ayı. Ve inşaat olan evde biliyorsunuz çocuk durur mu? İki tane küçük çocuğum var biliyorsunuz. O da olmaz. Dedik ki alalım bir iki kişi de. Yani bir hafta süreceğine sürsün 3-4 gün sen de yanlarında ol. Hem sen de dedim Erdoğan'a çok yorulmazsın. Hem de biz de o sıkıntıyı çekmez bu kadar, ama gerçekten çok pahalıymış. Ben böyle hiç hayal etmedim yani. Hani taşından pahalı, taşı yere koydurma parası. Yani bence bu kadar olmaması lazım. Bana insafsızlık gibi geliyor açıkçası. Doğru konuşmak gerekirse. Ya dünya nasıl ölmüş? Herkes yiyebildiğini. Yapacak hiçbir şey yok. Herkes kendi suyunu aşırmaya çalışıyor. Rüzgar nereye eserse insanlar oraya dönüyorlar. Çoğu kişiler. Yani daha dünün hatırı yok hiç kimsede. Mesela affedersiniz benim anamın bir lafı vardır. Herkes de der onu. Sahabenin hatırı için köpeğe ekmek atarlar derler. Hani bunun da açılımı ne de bu kelimenin? Yani mesela ben sana bir suç ettim. Ama beni annemin sana eskiden mesela iyiliği var diye beni de affedersin. Hani o kelimenin örneği budur. Ama bu kelime öldü. Öyle samanlık seyran idi. Sahabenin hatırı için köpeğe ekmek atarlar. Bunlar bittiler. Böyle bir şey daha yok. Niye yok? Yani yok yani. Kimse de yok. Kimse de yok. Dünün hatırı için bugüne kimse eyvallah etmiyor. Anladın mı? O işle bittiler. Öyle. Dünya öyle. Bir de sen de karşıdan böyle örnekleri gördükçe sen de diyorsun ki ben deli değilim ya. Sen de başlarsın bu sefer aynısını yapma. Sen de uzaklaşırsın o zaman. Diyorsun ki senin benden ne üstünlüğün var? Sen de uzaklaşırsın, ne oluyor? Ya güzel olmay yani. Uzatmama gerek yok, güzel olmay. Ama öyle dediğim gibi samanlık seyran işleri önceden idi. Şimdi çoğu kişiler çok, herkes için konuşmayalım ama bu benim görüşüm. Çoğu kişiler çok kanaatsız, geçim
Mesela geçim sıkıntısı. Onu gördün al, bunu gördün al. Ha bak, bir ustayı beceri eve getiremiyorsun. Niye? Getiririm. Niye getiremiyorum? Getiririm. Allah'ıma çok şükür, ama yarının olmaya işte. Anladın mı? Yaparım evi son model. Ondan sonra ver bana biri yiyeceğim. Nereden alacağım? Taksit mi ödeyeceğim? Milletten mi isteyeceğim? O zaman ne yapacağım? O zaman yaptıramayasın işte. O bir oda bir oda yaptırmaya çalışıyorsun. Kimseye gülünç olmama bakarsın. Sağlık olsun diyorum ben en başta. Her zaman diyorum Rabbime, böyle ellerimi gerçekten bak açarım. Allah'ım diyorum, benim de bütün özellikle çocukların da sadece sağlığını ver. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben çadırda da yatarım. Benim bile sosyeteli olan yerine göre severim yani. Yerine göre olacak ama. Her şeyi hakkından yapmayı severim. Tarlaya gidersem tarlayı hak ederim. Eve gelirsem evi hak ederim. Düğüne gidersem düğünü hak ederim. Yani yerinden insan gibi yapmaya çalışırım. Ama bunu da niye söylüyorum şunu? 5-10 kişi yazmış bana ki Filizim, yani böyle söyle gençlerimize diye. Şimdi bak, konudan nereye geldim? O geldi aklıma. Yani yaparsın. Ben istemez miydim? Ben de isterdim. Ben de isterdim. Ben de diyebilirdim ki ben bu evi böyle istemiyorum. Ben buraya gelin gelmem. Veya ben burada geldiysem yaşamam. Ben daha iyisini isterim. İstemedim. Yanımdakini sıkıntıya koyarsam o da üzülür. Tamam eşin, ama sahiptir. Kırmaz seni sevgisinden, saygısından dolayı kırmaz, ama bir ömür yaşayacak olduğunuz bir insana da benden ufaklara diyelim, benden küçüklere diyelim, bu benden istenildiği için diyelim. Kimse beni yanlış anlamasın. Bu kelimelerim de herkes için geçerli değil. Ömür boyu yaşayacak insan olduğunuz insan da böyle hepten sık boğaz etmeyin yani. Ya bugün var yok, yarın yok yok. Hepsi dört dörtlük olmasına gerek yok. Zamanla her şey olur. Yeter ki sağlık, huzur, saygı, sevgi olsun. Biz de yanlış yapmışızdır evliliğimizin ilk başlarında. Anlaşamayabilirsin. İki tane kendini tanımayan insan. Biz biliyorsunuz 3 günde evlendik. Ne kadar tanıyacaksın? Adam 50 senelik, benim babamla annem 50-60 senelik evli. 60, tam 60 seneye yakın evli. 58 senelik annem evli. Benim annemin de babamın da yeni yeni huyları çıkıyor. Tanıyamazsın. İnsanın nasıl diyeyim size, karakteri belki değişmez ama kişilikleri değişiyor zamanla. Herhalde yaşa göre. Ne bileyim. Ama yani benim gözümün gördüğü çok şey var. Yani nasıl diyeyim size? Böyle şey yapmayalım hani. Ha bunu alalım da razı gelmeyiz. Rızasızlık yapaylar. Rızasızlık. Nasıl rızasızlık? Ben her şeyi bugün istiyorum. Bugün hepsi benim dedom olacak. Her şey benim dedom yerden alınacak. Ama bunu bir kenara eleyelim. Böyle bir grubumuz var. Bir de bir grubumuz var. Diyor ki biz karı koca çalışıyoruz. Biz her şeyimizi kendimiz alalım. Her şeyimizi zamanla yapalım. Bizim ikimizin sağlığı olsun, mutluluğu olsun. Yaparız. Biz de Erdoğan'dan öyle yaptık. Her zaman öyle yap. 2 saatlik gittim, 3 saatlik işe gittim, 1 saatlik gittim. Zaten hiç oturmadık da. Hasta olduk gittik, usta olduk gittik, gidiyoruz da. Ama hiçbir zaman demedim ki ben onu istiyorum, onu illa alacağım. Ama Erdoğan da bir kere demedi bana ki alamazsın. Yani dediğime de alamazsın hiç demedi. Hiç duymadım. Ama ben de ondan heveslesem bile, yani onu zora sokacak olduğum şeyi bir kere bile demedim ki üzülmesin. Onu bana ben söylersem bilirim alacak, ama zora girecek. Zorlaştırmak istemedim hiçbirimizin hayatını. Hep böyle aza kanaat geleceksin ki çoğu bulasın. Her zaman aza kanaat gelin. Önce sağlık seçin. Sonra huzur seçin. Sevgi seçin. Saygı seçin. Birlik seçin. Ondan sonra her şey uz olur. Bak bunda her şey uz olur. Bu 5 deney, 4 deney yapacaksınız ki 5.'ye ulaşacaksınız. Bu benim fikrim. Ama bunların 5'ini bırak. 10'u da olsa sağlık olmadı mı hiçbir işe yaramaz. Sağlıkla huzur çok önemli.
Ben mesela burada şimdi diyorum her zaman. Kral sofrası kursam, 10 çeşit yemek yapsam, aycık Erdoğan'ın atışsak, birimiz o yana kaçarık, birimiz bu yana. Ne oluyor yemek? Yemek kimsenin gözü görmüyor. Ben yemem, kırıldım, alındım değilsin, yemeyesin. Bir gudu kuruyorsun, kakaysın. Ama gönüller hoş olduğu zaman orada bir şehriye çorbası, bir salata yapsan sanki sağ balgalı. Ama yüzün gülüyor, kalbin rahat, kafan dinlik. Kafan dinlik olmadı mı hiçbir şey olmaz sende. Ben kendimden bilirim yani. Yani birkaç tane annem yaşındaki insan bunları bana yazdı diye demek ki bir bildikleri var ki yazdı, beni izleyenler var ki yazdı böyle. Çok rica ettiler bunları küçük genç kızlarımıza ya da evlenecek olanlara söylüyorum. O sıkıntıyı siz çekeceğiniz. Ablam kurban. Zorlamayın kendi olsun. Mesela bir odanın perdesini aldınız. Alın ebirini 2 ay sonra ne olur? Hiçbir şey olmaz ama her şeyi bir çuvala bas 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 bir çuvala doldurursan bas aşağı çuvalı bas aşağı bir funduğu bir çuvala koyarsın bas aşağı çuvalı çuval ne olur bir süre sonra götü patlar çuvalı içindekinden de bir şey alamazsın çuvaldan da alamazsın hepsi gider hepsi boşa gider ama güzel güzel koysan o çuvala o yükü döksen yerine o çuval say ömür boyu yeter misal örnek verelim size ki dediğimi anlayın diye. Yani böyle ben de isterdim mesela Türkiye'dekiler gibi o büyük koltuklar işte halimin onun rengine göre bu yemek takımım günlük bu öğlelik bu akşamlık ben de isterdim ama buraya geldim baktım ki burada Türkiye gibi bu öyle böyle şartlar yok burada herkes işe koşuyor kimseye diyemezsin ki ben çat kalbi sağa gelirim. Niye? Adamın kocası belki gececilikten geliyor uyuklay. Belki öğleciliğinden geldi oturuyor karısı tanışıyor onunla. Ben niye diyeyim ona ki ben aşın çat kalbi sağa gelirim diyemeyiz. Çünkü herkes vardiyeli çalışıyor burada. Herkes birbirine uyum sağlamak zorunda. Sen mesela kapıda gezersin ama adamın karısı kocası uyuklaylar. Buna göre kendini ayarlarsın. Ben gidemem mesela. Ben öyle çat kapı geleyimse hiç gittiğim 13 senedir aynı binadayım yoktur. Zaten sayılı vardır arkadaşlarım burada. 2-3 kişi vardır bu binada gittiklerim. Sayılıdırlar. Onlarla da görüyorsunuz hep kapılarda yok. Hep beraber oturuyorum. Zaten benim konuştuğum çok yaşıtlarımdan çok yok. Hep benim, ben uşaklıktan beri benden çok yaşça büyük teyzelerle, yaşlılarla oturup onları dinlemeyi çok severdim. Hala da aynıyım, hala. Yani çok yaşıtlarım çok yok. Var tabii ki arkadaşlarım ama çok yok. Ama benden size tavsiye evlenecek olanlar, yuva kuracak olanlar, yani bunlar benim tavsiyelerim size bunlar. Çok sık boğaz yakmayın insanı. Dünyanın zaten görüyorsunuz sonuna mı geldik? İnşallah bu pislikler, hastalıklar geçer. Ama hiç zannetmiyorum yani. Hiç zannetmiyorum. İnşallah Allah'tan hayırlısı. Ama uyun, anlaşın, uyun. Her şeyi güzellikle yapın. Mesela alacaksınız 2 hırka bir kere. Alın bir tane. Giyin onu temiz temiz. Halı hoşan etme. Çöpe onu 2 gün sonra basma. Gene av istersen gene bir dakika gidersen alırsın bir tane daha. Hem seni yıkmaz bu durum. Hem yanındakini yıkmaz. Mesela sebze alıyla görüyorum. Abla ben onları değil aldım da hep çöpe attım. Çöpe atacaksan 2 tane al. Burada kauflar hep yanımızda. Veya Türkiye'de bizden iyi. Bir sürü pazarlar var. Haftalık gidin alın. Yani. Ne bileyim ucuz daha ucuzları var. Akşamüstü biz giderdim ben Türkiye'de pazara giderdim. Akşamüstleri daha ucuz olurdu. Uyguna gidin. Yani böyle ben ne diyeyim size ki? Çok da bir şey diyemiyorum yanlış anlaşılırım diye. Bununla benim bak diyelim size her zaman. Bununla benim kendi fikrim. Aç mı duruyoruz? Açık mı duruyoruz? Yok. Dünya bol Allah'a çok şükür. Her şeyimiz var. Allah'a hamdolsun. Sadece sağlık olsun. Bugün alamazsak yarın alıyoruz istediğimizi. Kimseden istemiyoruz. Çalışıyoruz. Alıyoruz Allah'a çok şükür. Geçen de bir tane bir kişi yazmış. Sen alıyorsun da alamayan var.
Evde duran ne yapsın? İşte evde duran da durmayacak. Herkes bir şeyler meşgul olacak. Artık devir öyle olmuyor. Senin bir yerde çocuğundan da fayda olmaysa. Binde bir kişi. Onun da evi olay değil ki, benim de evim var, karım var, uşaklarım var, sağım geleceğim. Kızın olursa değil ki, benim kocam var, uşaklarım var, sağım geleceğim diye. Geleyse ama 9 günü kendini, bir günü senin. Hadi bakalım ne yapacaksın? Evlat da olsa ben kendi anamdan bilirim. Kendi anamdan bilirim. Ben anama bazen bir şey dedim mi diye, bak uşağım, siz 4 tane sözünüz, hepsi sizden razıyım diye. Ama değil, siz de el evinde söz diyor. Şu an ben sizden duramam diye. Asla duramam diye. Derim anne, ben seni kimseye bırakmam derim. Ben senin için ölürüm derim. Babama da sağa da derim. Yok yok uşağım diye. Ben sizden hep sözden razıyım ama diye. Çekinirim evlatım diye. Yavrum çekinirim diye. Bak benim annem 80 yaşında karı. Saklamayın bana böyle diye. Sen beni kimseye bırakmazsın diye. Ben bilirim diye. Ama çekinirim diye uşağım diye. Allah kimseye düşürmesin. Çekinirsin. Ben mesela annemin evine aşın gittim mi izinde çekinmiyorum ama kendi evim olsa başka olur. Bu herkes için böyledir. Herkes için. Onun için Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Bak kendi durumumuzu size açıklayacaktım. Nereden nereye geldik? Videolardaki sorular geldikçe aklıma cevaplayarım size onları buradan açmışken. Bu videoya başka zaten hiçbir şey eklemeyeceğim. Böyle olsun. Biz yani iyiyiz. Allah'a şükür. İnşallah bir daha olmaz. Karantinamız bitti. Tekrar diyeyim size. Havalar burada bu arada çok soğudu. 27 dereceydi biz evde hapis dururken. Şimdi bugün 12 derece hava. Yavrularım diyorum. Yaz bitti. Soğuk başladı. Siz evden kabine yeni çıkacağız. Olsun ne yapalım. Hamdolsun. Buna da şükür olsun. Hastalık olmasın. Sağlık olsun. Yine giderim bir yerlere, kapılara. Ben zaten görüyorsunuz çarşı marş öyle bir yerlere hiç gittim yok. Çocuklarla mı? Bir de asla. Gidersem de Erdoğan'la ikimiz hiçbir yere ellemeden dokunmadan çocukları getirmeye hiçbir zaman düşünmedim. Onlar parka tek tek olan yerleri. Böyle kalabalık gördüm mü kaçarım orada. Ondan sonra cime buraya kadar olsun videom. Hepinize şimdiden o güzel yorumlarınızı tek tek okuyoruz ailece. En başta diyorum size, bak her videomda diyorum. En başta babam okuyor mesajlarınızı. Hepinize annemin, babamın da çok selamı var. Annem diyor ki onları Allah hiç boğatmasın. Çok sağ olsunlar. Ömürleri uzun olsun. Her namazımda duacısıyım diye. Kim ne yazaysa sağ uşağım diye. Hepsinin duacısıyım diye. Her akşam diye de ben bunu her akşam size çekemiyorum. Kusura bakma. Selamlar üzerimde kalmasın. Benim de size selam, sevgim, saygım sonsuz. Hepinizi çok öpüyorum. Videomu beğendiyseniz bu beğeni tuşuna basıp zili tümü olarak açarsanız anında bildirim size gelir. Beğeni butonuna basıp zili açmayı, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmanızı isterim. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bizi arayıp sorduğunuz, yazdığınız için. Allah size de yavrularınıza da hiçbir hastalık sıkıntı göstermesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.